Soruda arkadaşlar ne yapacağız bakalım. E, bu Fatih kelimesini alacağız. Tek tek böyle harfleri yerleştireceğiz. Üçüncü de yine Fatih okunması gerekiyor. Burada 10 bulan arkadaşlar olabilir. Hatta acaba ben mi yanlış yaptım yoksa soru hatalı diyenler olabilir. Şöyle bakın. H'i buraya getirdik. Şöyle kalem alayım. Haşı buraya getirdik. İ'yi buraya getirdik. T'yi buraya getirdik. A'yı buraya getirdik. Bunlar artık gitti. E şimdi F'yi buraya almaya gerek yok ki. F'yi artık buraya alacağız. Dolayısıyla F'yi buraya aldıktan sonra A buraya gelecek. Sonra T gelecek. Sonra I gelecek ve sonra H gelecek arkadaşlar. Toplam 9 hamlede yapmış olacağız. Bu soruda dikkat sorusu aslında arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane asılı olması lazım. Burada üçüncülere dikkat kesileceğiz. Mesela bakın şu arkadaşlar olsa da olur olmasa da olur. Sonuçta üstteki de iki taneye bağlı alttaki de iki taneye bağlı problem çıkarmaz. Yine arkadaşlar bakın bu çıkarılsa bir şey olmaz. Çünkü üstteki iki taneye bağlı. Alttaki de iki taneye bağlı arkadaşlar. Böylece onu da kurtarmış oluruz. Ve en sonunda da arkadaşlar şu bakın çıkarılırsa yine bu alttaki iki taneye bağlı. Üstündeki de iki taneye bağlı olduğu için değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C olacak. Örnekte gösterildiği gibi arkadaşlar ee, üç tane olduğu zaman bakın iki tanesi buna bağlanmış, bir tanesi buna bağlanmış. Tabii ki hani burada alternatif şekillerde olabilir. Burada örnek bir gösterim bu. Bakın dört tane olanlardan üçü burada, bir tanesi burada 4 yapıyor. Burada bir var gerçekten bir taneyle bağlı. Yine buradaki dört neden 4? soldan bir tane, sağdan üç tane bağlı olduğu için. Şimdi ben x e en fazla yapmak için şöyle bir şey yapacağım. Buraya bağlayacağım bu biri. Böylece yukarıya bağlamayacağım. Sonra arkadaşlar 3'ten de 2 tanesini buraya bağlayacağım. Böylece e, buraya da arkadaşlar hiçbir bağlantı kalmayacak bakın. Yine buraya hiçbir bağlantı kalmayacak. Haliyle tüm bağlantılarımı burada kullanabilirim 2. Yine tüm bağlantımı burada kullanabilirim 3. Dolayısıyla X'i e en fazla yapmış olurum D şıkkı. Soruda ne demiş? Ben not ettim buraya. A, B, C, D, E, F, G arkadaşlar araçları var. A ve E birlikte olacak. BDF birlikte olmayacak ve G'nin olduğu yerde bir, iki tane toplam araba olacak. Sonra kırmızıya da sadece bir araba park edecek. O zaman kırmızıya arkadaşlar mecburen AVE birlikte gelemez. Kırmızıya AVE. G ile birlikte bir araç var, kırmızıya yine gelemez. Demek ki buraya arkadaşlar kırmızıya BDF'den biri gelecek. Örnek B gelmiş olsun. Buradan artık neyi çıkartırız biz? B buradan bir yere giderse F de buradan bir yere gider. Renk önemli değil ama bildiğimiz bir şey var ki B, F, D bakın 3 tane farklı yere dağıldı ve bir tanesi kırmızıyı doldurdu. Sonra arkadaşlar G arabası da bir tane arabayla birlikte olacağı için mesela G ve F birlikte olsun. Mecburen artık A, E birlikte D bunların yanında oldu. C kesinlikle bunların yanında oldu. Bakın siz mesela D, B ve F'yi değiştirebilirsiniz. Örnek bir görüntü yapayım. Başka bir tane daha. A olsun. E diyelim hani inanmadınız C niye aynı olsun ki dediniz. Ama en azından F'yi buraya işte G ile B birlikte D'yi de buraya atayım arkadaşlar. Şimdi mecburen C buraya gidemez. Bunlar iki tane olacak. G ve B birlikte iki kişi olmalı. G'nin yanına başkası gelemiyor. Kırmızıya gelemez C arkadaşlar. E mecburen sadece nereye kaldı bakın. A ve E'nin yanına. Dolayısıyla AC birlikte olacak A şıkkı. Soru arkadaşlar diyor ki Ahmet örnek veriyorum. Doğru sayılar değil bunlar. Ahmet diyelim arkadaşlar buradan 4 ve 1'i seçti. Bunun olduğu konumdan Barış da yine 7 ve 8'i seçecek. Bunu demek istiyor tamam mı? Aynı konumda olacaklar. Yani birinci satır birinci sütunsa öbürü de birinci satır birinci sütundan sayı seçecek. Dolayısıyla burada Ahmet'in seçtiği sayılardan biri 9. Demek ki Barış'ın seçtiği sayılardan biri 3. Barış'ın seçtiği sayıların farkının eksi 2 olması için ya 1-3 seçmeli ya da 3-5 seçmeli. 1-3 seçerse arkadaşlar Ahmet de buradan 8 seçer. 8-9'dan eksi 1 ya da 9-8'den 1 şıklarda yok. Bu yanlış olduğunu söylemiyor. Demek ki Barış bunu değil de bunu seçmiş demek istiyor bize. Böylece arkadaşlar 5 oldu. Bundan sonra da artık ne söyleyeceğiz? Bu da 3'ü seçmiş oldu. Aralarındaki fark da 6 geldi D şıkkı. Açıklamada da söylediği üzere arkadaşlar siz diyelim 2 numaralı kapıyı açtınız. O zaman 2 de çıkıyor, 4 de çıkıyor, 6 da çıkıyor, 8 de çıkıyor. Ve numaralar aynı zamanda size şunu söylüyor. İçinde var olan fare sayısını örnek 7 numaralı şeyde 7 tane fare var arkadaşlar. Ve dişiler 3 tane yiyor, erkekler 4 tane peynir yiyor. Buna göre 2 nolu kafes açıldığında 2, 4, 6, 8'dekiler çıkar. Böylece 2'de dişi var haliyle 2 tane dişi var. Bunların her biri 3 tane yiyeceği için 6 tane yiyecek. Yine arkadaşlar 6'da 3 tane yiyecek arkadaşlar. 6 fare 18 tane yiyecekler. Böylece 4'teki arkadaşlar fareler erkek olduğu için 4 kere 4 16 tane peynir. Yine buradaki erkekler de 8 çarpı 4'ten 32 tane yiyecek. Daha sonra 4 numaralı kafes açıldığında 8 de otomatik olarak açılacak. Bunların ikisi de arkadaşlar erkek fare olduğu için 12 fare toplamda 12 çarpı 4'ten de 48 tane yiyecekler. En son 5 numaralının başka katı yok. Böylece 5 çarpı 4'ten 20 tane yiyecek arkadaşlar buradaki fareler. 20 burası 50 daha 70 sonra 48 daha 118 burası da 22 yapıyor 140 tane oldu arkadaşlar. 10 tane de peynir kalmış orada en başta 150 peynir varmış E şıkkı. Hemen bu beraberlikleri falan yazayım arkadaşlar buraya. 1, 4, 0 şeklinde. Sonra bu da 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 0 galibiyet olur. 8 puan 6 artı 2'den o zaman 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Sonra arkadaşlar öbür taraftan 5 olması için 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet olur. 10 puan içinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, bir de mağlubiyet olur. Şimdi beraberliklere gelirsek arkadaşlar şu ikisi berabere kalmış olsun tamam mı? Sonuçta hani bilmiyoruz. İkisinin beraberlik hakkını kullandık. Sonra arkadaşlar iki, iki, iki tane berabere kalacak ya B. Bir C ile kalmış olsun bir de buradaki D ile. Aynı şekilde zaten D de bir de C ile berabere kalırsa işte siz arkadaşlar bu beraberlikleri de kullandık. Böylece F'ye hiç beraberlik hakkı bırakmadım. Bunu yapmanın sebebi mümkün olunca buna galibiyet vermek arkadaşlar. O yüzden lazım olsaydı yani kalsaydı buna da beraberlik verirdik. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar bir kere A zaten her takıma mağlup olmuş. Gördüğünüz gibi bir, bir tanesi hariç. Dolayısıyla 4 mağlubiyetinden bir tanesini F'ye alacak. Bunun bir galibiyeti garanti var. 3 kere arkadaşlar yenilmiş. Buradan da bir tane alacak arkadaşlar. Sonra yine... E e de arkadaşlar bir kere yenilmiş. Yine F'ye yenilmiş olsun. Geliyorum C'ye. C bir kere yenilmiş arkadaşlar. Yine burada F'ye yenilmiş olsun. Sonra D'ye geldiğimiz zaman iki kere mağlup olmuş. Mağlubiyetlerden bir tanesini arkadaşlar F'ye almış olur. Bir tanesini de E'ye almış olur. Böylece bakın 5 tane galibiyeti oldu ve toplam en fazla 15 puan kazandı arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar böyle sıkıntılı sorulardan bir tanesi. Yani soruda problem yok da yaparken sıkıntı yaşayacağınız sorulardan bir tanesi. İki tane en fazla bulma şekli var. Belki daha da fazladır bilmiyorum. Benim gördüğüm iki tane. Ben şimdi bir tanesini göstereceğim. Mümkün olduğunca en büyük sayıları vermek için mümkün olduğunca arkadaşlar ortaklardan kaçmamız lazım. Ancak 9'a bakarsanız burada tam 1, 2, 3, 4, 5 karede ortaklığı var. 10'la ortaklığı var. 10'la, 5'le, 5 7 ile burada 7 ile ortaklığı var. O yüzden 9 için hani biraz e, mecburen az sayı vermek zorunda kalacağız. Ama 4 için şanslıyız. Basitten başlayalım. Buraya direkt 4 yazabilirim. Buraya 6 yazabilirim. Buraya 10 yazabilirim. Böylece bunları en fazla kullanırım. Ancak işte burada 9 kısmında arkadaşlar e, ne yapalım? Mecburen ortaklara bir dikkat etmeye çalışalım. Mesela burada 5 yazayım tamam mı? Böylece 5'i tamamladık. Burayı arkadaşlar 4 yazalım. 5, 4 daha 9 olsun. 7 için de mecburen şuraya 3 yazacağım. Neden? 4 buradan, 3 buradan toplam 7 olsun. Böylece bakın 16, 5 daha 21, 4 daha 25, 7 daha 32 oldu. Yapabileceğim en fazla durumu yaptım yani zorladım bu kadar oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar en küçük nasıl olur? En küçük için de mümkün olduğunca ortakları kullanacağım. Bakın ortak bölgeler benim için çok önemli olacak. Mesela burası 5 4 6'nın ortak bölgesi, burası 9 7 5'in ortak bölgesi, burası 9 10'un ortak bölgesi. Bunları acaba kullanabilir miyim? Derdindeyim şimdi. Buna göre bakalım. Mesela buraya 5 yazayım, tamam mı? Böylece 9 7 5'i birden kullanmış oldum. Burası arkadaşlar o zaman 2 kalsın. Ee, sonra gerçi dur bakayım bir, şuraya 2 yazayım arkadaşlar. Böylece. 7 ve 5'i hem 5'i kullandım hem 7'ye 2 ve 5 kullandım. 7 yaptım orayı. 9'u da arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 yapmış oldum. Şuraya 2 yazacağım. Böylece buraya da 8 yazacağım. Tamam mı? 10 olması için. Sonra arkadaşlar bakalım. 5 4 6 için tabii burayı kullandık artık. Buraya 4 diyelim. 5'i kullandığım için sayı yazamam artık. Buraya da 2 yazayım ki 6'yı kullanmış olayım. Böylece 4 2 daha 6 8 daha 14 2 daha e, kaç yapıyor? 16 7 daha 23. Verebileceğim en küçük sayıyı da verdim. Toplamda 55 oldu bunların değeri.